Onu yani işte sallıyor. Öyle öyle bir şey yok, asla yok. Öyle bir şey olsaydı benim yeğenim gelin evini görün. Gelin kıyafetlerini görün. Kınasına kadar almıştı. Aldatan bir kişi bunu yapabilir mi Tabii sizce? ki. Sibel tabii Gülmen Hanım, ayrılmalarını aldatan bir kişi bu kadar istemiş hazırlık anladığım yapabilir mi? kadarıyla. Kışkırtmak için, Dilekle kovmak için İdris'i. söylüyor bunları yani. O kışkırtmak için İdris'i çok feci kışkırtmış. Güzel de becermiş yani. Zaten amacı Gülhan ayırmak Hanım. Mıydı onları? Şimdi onu ayırmak da amacı en son. Evet. Sürekli Dilek Hanım'la birlikte olduğu için rahmetliyle zaten böyle bir şey olsa herhalde İdris Bey de bunu anlardı yani 7-24 saat birlikte olduklarına göre yani. 7-24 saat iş yerinde de beraberlerdi, iş yerinde de beraberlerdi, evde de beraberlerdi, yatmadan yatmaya katil evine gidiyordu. Çünkü buradaki gelin evini eksiklerini tamamlıyorlardı büyük bir zevkle güle oynaya. Kınayı şurada yapacağız, düğünü şurada yapacağız. Düğün yeri ayarladılar, kır düğünü yapacaklardı. Hatta bu Sibel'in daha önce de bu tür şeyler söylediğini kendisi bize katil söyledi. Sibel'e de demiş ki ne olursa olsun ben kabul ediyorum, sen sus böyle deme demiş. O da daha zaman geçtikçe bunu kışkırttı, kışkırttı ki en son aşamaya kadar ayırmak için yani. Bayağı bu Sibel, İdris'e bayağı aşıkmış yani, öyle mi? Böyle dedikodular da çünkü dolaşıyor. Evet. Öyle mi? Evet, evet. Bunların ikisi ayrılsın, ben bu adamı alayım diye. Hani herhalde planı bu muydu Sibel'in? Düğün aşamasına kadar ondan vazgeç ben varım burada diyen bir kişi. Bir de çok enteresan ondan bu adam. Ondan vazgeç ben vururum. Bu katil zanlısı dostlar iki üniversite mezunu İdris Nesim. Dört üniversite mezunu. Dedim ya biz de insandan az çok anlarız. İnsanın yani biz de anlarız insanı, biz de keşfederiz evimize. Hepimizin evine gelip giden, soframıza oturan kişi Dilek'le küstüğü zaman biz Dilek'e kızarız. Aman İdris'e şöyle yap. Bunu da telaffuz etmek istemiyorum. Adı bassın. Benim yeğenim gibi yerin dibine girsin. Çık neredeysen çık. Neredeysen çık katil. Katil sen bunu kendine yakıştırdın mı? Sen Efsa'yı annesiz koymaya göze aldın mı? Sen neden kaşıyorsun? Sen nefes alamıyordun hani 5 gündür dileksiz. Nasıl nefes alıyorsun? Nasıl ekmek yiyip su içebiliyorsun? Çıksana ortaya. Delikanlıysan çık, delikanlı gibi teslim ol. Delikanlı ol. Hayatında bir kere delikanlı ol. Ama sen beceremezsin. Sen acizmişsin. Biz seni yanlış tanımışız. Sen çok aciz. Sen gizli gizli planlayarak gelip de şurada oturan, evinde oturan kadını annesinin kucağında katleden bir kişisin. Ben sana insan demeye utanıyorum. Sen insan olamazsın. Sana hayvan bile diyemiyorum. Hayvanlara haksızlık edeceğimi düşünüyorum. Sen hayvan bile olamazsın. Hayvan demen bile hayvanlara haksızlık olur. Sen koskoca bir hiçsin. Sen koskoca bir hiçsin. Çık edebinle teslim ol, cezanı çek. Gülhan Hanım tabii. Çünkü dileğin... Böyle vicdansız bir insanın kendisinin çıkıp teslim olmasını tabii ki bekleyemeyiz ama muhakkak Ankara Emniyeti çok kısa süre içerisinde bulacaktır. Kelepçeyi de takacaktır, insanlara da örnek İnşallah. Olsun. Yani sevdiğiniz 5 yıl... Ben sesleniyorum emniyet güçlerine, 5 gün oldu ama Ankara gibi bir yerde bulunduğu semt belli. Şurada saklanıyor, şurada göründü, şurada kameraların önünden gülerek geçti. Aha, üstündeyiz ama hala neden yakalanamıyor? Neden yakalanamıyor? Hala öldüreceği kişi varmış meğerse. Onun için kaçıyormuş. Öldüreceği kişi kimmiş peki? Öldüreceğim kişiler var. O kimmiş peki? Öldüreceği kişi Dilek'in kardeş gibi bildiği Nurcan diye bir arkadaşı var ki hiç suçu günahı olmayan bir kadın. Hiç suçu günahı yemin ediyorum olmayan bir kadın. Elin şurada 3-4 kız kardeş gibi anlaşır geçinirlerdi. Onu neden öldürmek istiyor? Nurcan'ı da neden öldürmek istediğini söyleyeyim size. Dilek'e sen soğuttun benden. Allah Allah. Dilek benden, senin yüzünden soğudu. Senin beni karaladın, şunu yaptın, bunu yaptın. Nasıl saplantılı Dilek benden bir soğudu, adam ya. Seni de öldüreceğim. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ciddi böyle bir patoloji var. Ben dedi evet. Kaçırdım ama dedi. Vaka bak, yani adam. Ben dedi kaçırdım. Sen dedim, sen nasıl kaçırırsın evindeki oturan bir... Kadını nasıl ellerini iple bağlarsın?
dediğimde ben dedi kaçırdım ama saçlarını okşayarak orada oturttum. Ben bir tek saç teline zarar vermedim. Ben ona zarar vermem. Kendime veririm zararı. Daha önce de kendime bir dağın veririm. Tepesine çıkartıyor. Kıyamam. Ellerini bağlayıp böyle kaçırıyor bu kızcağızı evet, Dileği. Evet, evet. Ondan bahsediyorum. Ondan bahsediyorum. Ellerini bağlamış, arabayı da duvara dayamış ki Dilek Maksuz'dan su istemiş. Bana bir su getir, yandım demiş. O da eli bağlı olduğu için kapıyı da duvara dayamış. Yani kapı açılsa bile duvara dayanıyor. Dilek kendi başına bir yere kaçamaz gece karanlıkta. Uçuruma sürecekmişti, uçuruma. Direkt uçuruma hedeflemiş. İkimiz de ölelim, kurtulalım deyince Dilek orada. Evet, Dilek orada şöyle demiş. Aklına gelmiş çocuğumun iyi ki. Demiş ki bak ben senden evleneceğim. İstersen yarın gidelim nikah olalım. Öyle kandırdı. Öyle kandırdı. Biz de geldik, biz konuştuk. Bize de dedi ki işaret etti, sesinizi kesin dedi işaretle. Biz yarın evleniyoruz dedi İdris'le dedi. Biz evleniyoruz. Hiçbiriniz müdahale etmeyin. Tamam bu kadar. Biz evleniyoruz dedi. Anca o şekil kurtulabildi o zaman da. Bu olay ne kadar zaman önce? Anca o şekil kurtulabildi. Bu olay ne kadar zaman önce oldu? Öldürülmesine. 6 ay 7 ay falan oldu. Bak Dilek dedik ona. Bak senin ailen beni istemiyor. Dilek Hanım şikayetçi olmadı mı? Şikayetçi olacaktık. Dedi ki şikayet ederseniz dedi. Yanımıza geldi, Dilek'i getirdi ve bizimle oturuyor. Bizim evde bizimle Dilek'in evinde oturuyor. Bak şikayetçi olmayın. Ben şikayet olursa ben ne kendimi ne de onu yaşatmam dedim. Yaşatmam deyince iyice öfkelenir dedik. Ya yani biz dedik ki o zaman bu şekilde olmuyor, bir psikoloğa gitmiş ya. Ama burada ipuçlarını vermiş zaten. Bakın hem kaçırıyor daha evet. Ve tehdit ediyor öldürmekle, artı siz beni şikayet ederseniz ben sizi hem kendimi hem onu öldürürüm diyor. Bunlar ciddi anlamda birer ipucu ve bu ipucunun üzerine o insanla olan ilişki sürdürülmesi de bir tuhaf. Biz şöyle yaptık. Bu ilişkinin sürmesi için dedik. Madem bu kadar seviyorsun, vazgeçemiyorsun. Bu ilişkinin sürmesi için her ikiniz birden. Dilek dedi ki hatta tek ben de senden geleyim dedi. Tedavi. Psikoloğa yönlendirdik biz bunları. Güzel de bir psikoloğa yönlendirdik. Gittiler de psikoloğa. Psikolog 4-5 seanstan sonra Dileğe uyardı. Dileğe demiş ki Dilek bununki aşk değil. Bununki bir saplantı kızım. Sen bunu yavaş 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 kendinden soğut ve uzaklaştırmaya bak. Bir anda korkutarak yapma. Bir anda korkudursan bu her şey yapabilir. Çünkü bu saplantı haline gelmiş. Buna yavaş yavaş soğut kendinden diye Dilek'e uyarmış. Dilek geldi bize anlattı. Teyze şaşkındı çocuk. Çaresizdi, kurtulamıyordu. Yani Dilek teyze... Ondan uzaklaşıp da benim evime gelse Dilek'ten önce benim evime geliyordu. Kapılarda ben geldim kapıdayım diyordu. İnanılmaz derecede bir şey daha anlatayım size. Bir şey söylemişti ondan korkmuştunuz onu anlatın. Size bir şey söylemişti korkmuştunuz hani biblo gibi dursa da. Dedim ki ya çocuğum sana da senlik bulunur ona da onluk bulunur. Bak seni sevmiyorum dedi. Severken güzel iyi gidiyor hoş. Sevmeyince neden ölüm oluyor, neden zor oluyor? Deyince bana ne dedi biliyor musunuz? Yeminle söylüyorum. Bana ne dedi? Dediği tek kelime. Dedi. Bana kadınlık bile yapmasın. Benim evimin köşesinde biblo gibi dursun. Yemek yapmasın dışarıdan ısmarlarım. Ya, çocuklara bakmasın çocuklara bakarım. Çalışmasın ben bakarım. Baksana, psikolog ama psikolog bile ayrıl kızım onun nefesi yani. Yanımda olsun. Ya bir de bugün... Psikolog... Evet, psikolog zaten demiş kızım ayrıl diye. Çok acı. Bugün muhabir evet. Arkadaşım Gizem Gündoğdu'nun sosyal medyasında gördüm. Gizem çok etkilendim. Dilek doğarken adını Çilem koymak istemişsiniz. Sonra çileli bir hayatı evet, olur. Evet, biz hem Çilem deriz hem Dilek, evet. Çilemi koymayalım. Hem Çilem deriz hem Dilek deriz. Dilek, Dileği kullanalım yani. Hani Çilem çileli bir hayatı olur belki diye Dileği kullanalım hep demişsiniz. Yavrumun yani Dilek kardeşimizin kaderi ne yazık ki çok acı kaderini bir şekilde. Kaderini değiştiremedik. Bir de şunu söyleyeyim size. Dilek dediğiniz kişi yürüyerek değil kelebek gibi uçarak gezerdi. Hayat doluydu. Yaşamayı o kadar çok severdi, Öyle eğlenceli hayat isterdi, öyle güzel hayat, öyle pozitif bir insandı.
neşe saçardı gittiği yere. Bu kendine komplekse soktu. Bu dedi çok güzel. Bu çok benden, kendini çok üstün gördü. Aslında bizim öyle bir düşüncemiz yok. Dilek'te de öyle bir düşünce yok. Kendini aşağıda gördü. Dilek'i çok üstün gördü kendinden. Beni beğenmez kompleksine girdi. Ne yaptıysak, yemin ediyorum, ne yaptıysak biz bu çocuğu kurtaramadık bunun elinden. Ha, kurtaramadık derken şöyle, tabii ki bu kadar kolay olmazdı onu gelip de bu katliamı yapması. Bu kadar kolay değildi. Bu eve iyi niyetle sürekli gelip gittiği için kolay oldu. Sürekli bizimle oturup biz hoş geldin bile dedi kardeşim ona. Hoş geldin. Ha dedi ki kocuğunu çıkar oğlum, sıcakta neden kocukla oturuyorsun deyince. Yok Handan anne, kocuğum dursun, hava serin dedi. Meğerse silahı kocuğun altında saklıyormuş. Ay ay ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.